Sayın Fatih Erbakan'ı kürsüye davet ediyorum. Her şeyden önce deprem bölgesindeki kıymetli vatandaşlarımız olarak sizlere bir kez daha başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Cenab-ı Allah hayatını kaybeden vatandaşlarımıza inşallah şehitlik makamını kabul buyursun. Şehitlik makamına onları inşallah kabul buyursun. Geride kalan yakınlarına onları şefaatçi eylesin. Milletimizin ve deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın hepimizin bir kez daha başı sağ olsun. Cenab-ı Allah bizleri bir daha böyle afetlerle, böyle imtihanlarla sınamasın inşallah. Tabii ki yaralı kurtulan kardeşlerimize de Cenab-ı Allah'tan acil şifalar diliyoruz. Vefat edenlerin yakınlarına sabrı cemil niyaz ediyoruz. İnşallah Cenab-ı Allah hem deprem bölgemizi hem de bütün ülkemizi ve milletimizi bir an evvel selamete çıkarsın duasını yapıyoruz. Tabii ki depremin üzerinden geçen bu süreden sonra bölgeye geldiğimizde bu felaketin, bu depremin yaralarının hem devletimiz tarafından hem de milletimiz tarafından büyük bir hızla sarıldığını görmekten dolayı büyük bir bahtiyarlık duyuyoruz. İnşallah en kısa zamanda hem devletimizin hem de hayırsever Kadir Şinas milletimizin gayretleriyle, desteğiyle burada yaşam eski haline en kısa zamanda dönecek. Hatta inancımız odur ki eskisinden daha da iyi bir noktaya inşallah en kısa zamanda gelecektir. Kıymetli Adıyamanlılar, Cenab-ı Allah'a şükürler olsun ki deprem bölgemizdeki vatandaşlarımız başta olmak üzere aziz milletimiz 14 Mayıs'ta sandığa gitti ve 14 Mayıs'ta hem Sayın Cumhurbaşkanımızı hem de Cumhur İttifakımızı zafere ulaştırdı elhamdülillah. Cumhurbaşkanlığı seçiminde de milletvekilliği seçiminde de gerçekten de bu bölge insanı ve aziz milletimiz bizlere desteğini esirgemedi. Cumhurbaşkanımızı seçimlerde önde tamamlamasına vesile oldu. Hem de Cumhur İttifakımıza Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde açık ara farkla çoğunluğu verdi. Bu vesileyle Adıyamanlılara, sizlere, deprem bölgesindeki kardeşlerimize ve aziz milletimize en içten teşekkürlerimizi arz ediyoruz. Allah sizlerden razı olsun diyoruz. Başta deprem bölgesindeki vatandaşlarımız olmak üzere aziz milletimiz, ülkemizin yeniden 28 Şubat'ın karanlıklarına dönmesine müsaade etmedi. İnanç özgürlüğü alanındaki kazanımlarımızın kaybedilmesine müsaade etmedi. Ülkemizin 8 başlı bir yönetimin karmaşasına, belirsizliğine, kaosuna sürüklenmesine müsaade etmedi. Adıyamanlılar ve aziz milletimiz 14 Mayıs'ta destekçileri terör örgütleri olan, dış güçler olan, LGBT lobileri olan yedili maşaya geçit vermedi elhamdülillah. Adıyamanlılar ve aziz milletimiz 14 Mayıs'ta tarihimizle, değerlerimizle, aziz milletimiz, başta kıymetli Adıyamanlılar sizler olmak üzere 14 Mayıs'ta tarihimizle, değerlerimizle, kültürümüzle, inancımızla barışık olmayanlara
bu ülkeyi, bu devleti teslim etmedi elhamdülillah. Bu sebeple Cumhur İttifakı olarak, yeniden Refah Partisi olarak aziz milletimize minnettarız. Aziz milletimiz, şimdi önümüzdeki hafta 28 Mayıs'ta inşallah sandık başına gidecek ve son sözünü 28 Mayıs'ta söyleyecek. Bu yedili masaya dersini 28 Mayıs'ta da verecek. Sayın Cumhurbaşkanımızı açık ara farkla seçerek bu işi bitirecek Allah'ın izniyle. ...28 Mayıs'ta ülkemiz kazanacak, milletimiz kazanacak, devletimiz kazanacak, Adıyaman kazanacak, deprem bölgesi kazanacak inşallah. Milletimizin ve Cumhur İttifakımızın 28 Mayıs zaferi şimdiden hayırlı olsun, uğurlu olsun, mübarek olsun inşallah. Çok teşekkürler ederiz. Bir kez daha hanımıyla, erkeğiyle, genciyle, yaşlısıyla siz kıymetli Adıyamanlıları bağrıma basıyorum. Teşekkürler ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Sağ olun, var olun. Allah'a emanet olunuz. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Sayın Fatih Erbakan'a konuşmalarından dolayı bölgede hayati önemde ve çok kritik çalışmaları yürüttük. Bölgede bütün birimlerimizden her ünvanda personelimizle 7/24 görev yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Böylesine büyük bir depremden sonra kısa sürede vatandaşlarımızı geçici barınma alanlarına alıp her günü bir önceki günden daha iyi kılıyoruz. Adıyaman'da altyapısıyla, sosyal alanlarıyla hazırladığımız 17.213 konteynerda yaklaşık 35.000'in üzerinde afetzedemizi barındırıyoruz. Konteyner sayılarını da planlanan 43 konteyner kentte hızla artırıyoruz. Depremin sebep olduğu izleri hızla ortadan kaldırıyoruz. Tüm afet bölgelerini topyekün omuzlarımızın üstüne aldık ve çok kısa sürede hayatı normale döndürmek için yoğun bir çaba gösteriyoruz. Önemli bir seçim sürecinde olsak da siyasi tartışmalarla hiç oyalanmadık. Her zaman önce deprem bölgesi dedik. Bu sayede de hızla yol aldık. Daha da iyisini, daha da güzelini inşa etmeden bize durmak yok, yorulmak yok. Çünkü hem Adıyaman'ımız hem de ülkemiz için çok büyük planlamalarımız var. Bu yüzyıl Türkiye 100 yılı olacak. Değerli kardeşlerim, Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalmış olsa da açık ara farkla %66'nın üstünde bir oranla yanımızda olan Adıyamanlılar, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de çoğunluğu Cumhur İttifakı'na bizlere güvendiğini, inandığını, geleceğini sizin Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gördüğünü teyit ettiler. Adıyamanlılar durmak yok, istikrara, gelişmeye, kalkınmaya devam dediler. Deprem bölgelerinde ikamet eden bütün vatandaşlarımız da bu gerçeği gözleriyle gördü ve tepkisini sandıkta gösterdi. Biz milletimizle 21 yıldır tek yüreğiz ve tek yürek olmaya devam edeceğiz. İnşallah 28 Mayıs'ta da Adıyaman kendine yakışanı sandıkları patlatarak gösterecektir değerli arkadaşlar. Sizin yanınızdan hiçbir zaman ayrılmayacağız. Her zaman sizinle beraber olacağız. Adıyamanlıların acısı, sevincisi hepsi bizimdir değerli arkadaşlar. Hepinize saygılar sunuyorum. Sağ olun, var olun. 28 Mayıs'tan sonra da daha güçlü bir Adıyaman'da buluşmak üzere hepinize saygılarımı sunuyorum.